Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Bakan'a hayırlı olsun diyorum görevi. Sosyal medyadan tebrik etmiştim ancak bir kere de yüzüne karşı tebrik edelim. Arkadaşlar, Sayın Yerlikaya'nın bakan olması toplumda çok olumlu bir hava yarattı. Deyim yerindeyse halk kredi açtı Sayın Yerlikaya'ya. Teşbih tahta almaz. Ben bunu bir Bektaşi fıkrasına benzetiyorum. Bektaşi'nin önüne iki testi şarap koymuşlar. Baba Erenler demişler. Sormuşlar. Bak bakalım sen anlarsın bunların hangisiyi. Bektaşi birinci testiye tadına bakmış, demiş ki diğeri daha iyi. Olur mu demişler. Diğerine bakmadın. Bundan daha kötüsü olmaz demiş. Şimdi Soylu'dan daha kötüsü olamayacağı için toplumda sizin ondan daha iyi olduğunuzla ilgili bir algı var. Ama bu sizi başarılı bakan yapar mı? Tek başına başarılı bakan yapmaz Sayın Bakan. Biz güçlü ve yapıcı muhalefet yapıyoruz. Yaptığınız doğru işlerin arkasında olacağız. Yanlışlarınızı da yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Bakan oldunuz, ben sizinle ilgili çok yerde olumlu düşüncelerimi ifade ettim. Bunun sebebi kamudan gelmenizdi. Bunu pozitif olarak değerlendirdik. Çünkü geçmişte kamudan gelmeyen, devlet terbiyesi olmayan, bakanlığın olanaklarını kendi siyasi ikbali için kullanan, trolleriyle, internet siteleriyle devletin kesesinden sadece muhalefet partilerine değil, iktidar partisinden de kendisine muhalif olanlara itibar suikastı yapan bakanları gördük. Dolayısıyla siz geldiğinizde biz beyaz bir sayfa açtık. Ancak o beyaz sayfa hızla kirlenmeye başladı. Şehit Polis Müdürü Gaffar Okan ve 5 şehit korumasının katillerini, Hizbullah terör örgütünü savunanları ziyaret etmenizi yadırgadık. Emniyet teşkilatının, jandarma teşkilatının bu kadar hızla siyasallaştığı bir süreçte bu ziyaretin anlamını ve verdiği mesajı anlamakta ben zorlanıyorum. Ardından yaptığınız İzmir ziyaretinde yanınıza MHP, AK Parti il başkanlarını aldınız. Diğer siyasi partilerin il başkanları yok. AK Parti, MHP milletvekilleri var. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri yok. Meclis, millet iradesinin tecelligahı bu parlamentoysa, bizler bu parlamentoda sadece bir kısmı millet iradesini temsil ediyor, yoksa hepimiz mi temsil ediyoruz? Dolayısıyla bu konuda da sizi eleştiriyorum. Şimdi gelelim bütçeye. 2024 yılı bütçe sunumunuzun ikinci maddesi terör, üçüncü maddesi organize suç örgütleri, 4 uyuşturucu ile mücadele, 5 siber suçlar, 6 kaçakçılık, 7 asayiş. Şimdi ben size buradan soruyorum. Siz bunları tek başınıza mı yapıyorsunuz? Eğer bunun için bir insan kaynağına ihtiyacınız varsa, ki var, bu insan kaynağı bu ülkenin jandarmasıdır, polisidir Sayın Bakan. Bu bütçede her şey var. Fakat bu bütçede polis yok, jandarma yok, sahil güvenlik yok. 15 Temmuz gecesi emir talimat beklemeden jandarma genel komutanının önüne gidip darbecilere direnen jandarmamız, kahraman jandarmamız yok. Ağır çalışma koşulları, amir tahakkümü, polis, Angarya, ekonomik sorunlar, aile birliğinin bozulması sebebiyle gencecik yaşında hayatının baharında intihar eden, arkasına bıraktığı notta ben mesleğime aşıktım, küçük düşürdüler, tükendim, ruhumu erittiler. Allah'ım sen yardım et diyen polis memuru Semanur. Beni kimsenin bu kadar aşağılamasına, küçük düşürmesine izin vermem, onursuzca ithamlarla yaşamaktansa ölmek yolunu seçtim diyen babası gibi kendisi özel harekat polisi olan Alparslan. Seccadesinin altına sakladığı nota, sevgili ailem, hepinizi çok seviyorum. Size layık bir baba olamadım. Cennette sizi bekleyeceğim yazan ve hayatına son veren 29 yıllık uzman jandarma Hasbi İpek yok bu bütçede Sayın Bakan. Sayın Bakan, Türk polisi, jandarması gözünü kırpmadan ülkesi için canını verir vermiştir. Ancak her insan ailesi için, çocuğunun, çoluğunun geçimini temin etmek, onlara gelecek kurmak için mücadele eder. Bu da onun en insani hakkıdır. Promosyonum nerede diyen, fazla mesaisine karşılığını soran, Polsan'a yatırdığı paranın hesabını soran, polise soruşturma açan, polislik maaş mesleği değildir diyen, onun en insani ve hukuki taleplerini göz ardı eden bir yönetim anlayışını biz geçmişte yaşadık. Şimdi sizin de bir anlayış değişikliği olduğunu umduk, ancak bunun da beyhude olduğunu üzülerek görüyorum. Bakın, sizden önceki dönemde polis, jandarma intiharlarıyla ilgili benim verdiğim soru önergeleri vardı. Bu cevap sizin döneminizde verilen cevap, bu da Soylu döneminde verilen cevap. Aynı ruhsuz, aynı basma kalıp cevap. Hiç değişen bir şey yok.
Bakanlar değişti, anlayış değişmedi bakanlıkta. Bakın, Sayın Bakan, hakikaten bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, niyetiniz varsa önce emniyet ve jandarmada personele bakışınızı değiştirin. Eğer bakanlığınızda bir şey değiştirecekseniz, bu ülkeye 39 yıl bilfiil hizmet eden 75 yaşında 11 bin liraya açlığa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz polis memurunun hayatıyla ilgili bir şeyleri değiştirin. Bakın, eğer bir şeyi değiştirecekseniz jandarma genel komutanlığında, emniyet genel müdürlüğünde tüm atama, tayin, terfilerin menzilci, okuyucu, yazıcı, Erzincan grubu, Kurdoğlu, İsmail, bilmem kaç tane tarikat, cemaat dengeleri gözetilerek yapılmış olmasını değiştirin. Geçmişte böyle oldu. İstihbarat, İzmir İstihbarat Şube Müdürü Mesut Palalı, çalışkanlığı vatanseverliğe bilinen bir polis müdürü. Bu çocuk neden görevinden alındı? Devletin harimi ismeti olan istihbaratta işini yapmak yerine Adıyaman'ı mesken tutan menzilci polis sebebiyle mi alındı? Bakın, emniyet, istihbarat, jandarma, istihbarat geçmişte FETÖ'nün, şimdi de başka tarikat ve cemaatlerin at oynattığı yer haline mi geldi? Bu soruların yanıtlarını sizden bekliyorum. Kula kulluk edenlerin bu ülkeyi ne hale getirdiğini 15 Temmuz'da yaşadık. Bir daha biz bunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz Sayın Bakan. Devlet memuru sadece vatana, bayrağa, kanuna, nizama bağlıdır. Memur amirinden emir alır, şeyhinden emir almaz Sayın Bakan. Organize suçla, kara parayla, uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir tutum sergiliyorsunuz. Takdir ediyoruz. Ancak siz bataklıkla değil, sivrisineklerle uğraşıyorsunuz. Organize suçla mücadele sadece operasyonla olmaz. Bu kadar suç örgütün Türkiye'yi mesken tutmasının arkasında devletin içinde yozlaşmış kolluk kuvvetleri, yozlaşmış yargı ve bunun arkasında bir siyasi irade var. O siyasi iradenin kim olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ancak onlara da uzandığınızda başarılı olursunuz. Kara parayla mücadele sadece sosyal medya fenomenleriyle olmaz. Varlık barışının yeniden çıkmasını engelleyeceksiniz. Vergi cennetlerinin listesinin yayınlanmasını kabinede gündeme getireceksiniz. Kara parayla mücadele edecekseniz. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık duymayan kişilerin vatandaş olmasını istemiyoruz. Bunu engelleyeceksiniz. Son olarak ben buradan Türk jandarmasına, polisine seslenmek istiyorum. Kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, CHP Genel Merkezi'nde bir odanız var. Sizin sorunlarınızı dinleyen, çözüm önerilerinizi bilen bir kardeşiniz var. Polis intiharları, jandarma intiharları bitirilebilir. Yani bu neden olduğunu da biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Polisin intihar edeceği değil, emekli olacağı. Sayın Bakan, lütfen sözünüzü tamamlayın. Polisin intihar edeceği değil, emekli olacağı, çocuklarının mürüvvetini göreceği bir koşul yaratılabilir. Polis ve jandarmaya dünyadaki örneklerine uygun olarak sendika kurmasına izin verilebilir. Fildişi sahilinde polis sendikası var. Nijer'de sendika var. Avrupa'nın tamamında polis sendikası var. Türkiye'de yok. Sendika polisin ekonomik, sosyal, kültürel, ekolojik haklarını savunur. Her tür sıkıntısında polisin yanında olur. İkinci şart, zulmü kalkmalıdır, kalkabilir. Uyulmayan genelgenin uyulmasının sağlanması gerekir. Çakma 12.36 yerine 12.36'ya dönülmelidir. Tüm atama, tayin, terfilerin liyakata göre yapılması gerekir. Puan ve puanlı mülakat şeffaf olmalıdır. Polisin, jandarmanın sorunları çözülebilir. Biz polis ve jandarma kardeşlerime söylüyorum, derdinizle dertleniyoruz. Bu işin takipçi